doğdu. Hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişimi Türk milleti adına demokrasi sınavı oldu. Peki o puslu gecede darbe girişimi olduğu saatlerde Kahramanmaraş'ta neler yaşandı? Bu milletin hükümetine, bu milletin liderlerine alçakça haince bir saldırı yaptılar. Ama bu millet, bu hükümet, Maraş bunu onların yanına bırakmayacak. Cuma akşamı 19'da vatandaşlar normal bir günü tamamlayıp evlerine dönüyordu. Saat 22 civarlarında TV ekranlarında askerin Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kapattığı haberleri ara ara dolaşmaya başlamıştı. İlk olarak halk bunu bombalı saldırı tehdidine karşı normal bir tedbir olarak algıladı ve tepki göstermedi. 22:20 gece TV kanallarında Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığına dair haberleri son dakika olarak geçince halk bunun bir darbe girişimi olduğunun farkına vardı. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Komutanın bomba ihbarı mı var? Komutanın önüme koydu. Aksu Haber de tüm bu yaşananları en baştan itibaren kaydetti. İstanbul ve Ankara'da işlerin bir şekilde yolunda gitmediğini gösteren tablo ortaya çıkınca yetkililer tarafından hemen kriz masası kuruldu. Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener ve Genel Müdür Cüneyt Beyit önderliğindeki televizyon kanalının normal yayın akışı değiştirildi. Darbe girişimine yönelik yapılan saldırılardan anlık görüntüler yayınlanmaya başlandı. Olayların bir an olsun takibi bırakılmadı. Yaşanan bu kadar ünlü rahatsızlıktan sonra hiçbir şey olmadan memleketimizin, Türkiye'deki tüm insanların bu kadar büyük bir sahiplenme içerisinde olabilmesi hepimizi gerçekten hem mutlu ediyor. Buradayız, burada durmaya da devam edeceğiz. Ta ki tehlike tamamıyla bertaraf edilene kadar dinimiz için, çoluğumuz için, çocuğumuz için, geleceğimiz için, ülkemiz için nöbet tutmaya devam ediyoruz inşallah. Kahramanmaraş halkının kendi caddesine ve sokaklarında olumsuz bir hadise olmadığını görmesi için şehrin muhtelif yerlerinden yayınlar yapılarak vatandaşı rahatlatmak amaçlandı. Genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Tatlı tarafından canlı yayın ekibi hazırlandı. AK Parti İl Başkanlığı'nın önünden yayın yapmaya giden Aksu TV canlı yayın ekibi de sokaklardaki vatandaş yoğunluğundan dolayı yayını valilik binası önünden yapmaya başladı. 23'te Başbakan Binali Yıldırım bu kalkışmanın bir darbe girişimi olduğunu belirtti. 23.10'da Başbakanın bu açıklamasıyla kitleler halinde Kahramanmaraş halk sokağa çıkmaya başladı. Aksu TV hem Türkiye hem de Kahramanmaraş genelindeki olayları an be an takip ederken bir anda tüm Türkiye'de 01:11'de ekranlar karardı. Çok geçmeden FETÖ'cü askerler tarafından TürkSat'a saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Tüm Türkiye'de TürkSat üzerinden yayın yapan kanalların yayınları 2 saat 42 dakika boyunca susturuldu. 23.45'te bir grup darbeci TRT'ye girerek darbe metnini canlı yayında okuttular. Çift 0:25'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına görüntülü şekilde bağlanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimine yapılan bu başkaldırının başarısız olacağını ve halkın tüm iradesiyle meydanlarda demokrasilerini savunmasını gerektiğini söyleyerek tüm halkı sokağa davet etti. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Gece yarısından sonra Kahramanmaraş'ta olağanüstü hareketlilik başladı. Halk akın akın Kahramanmaraş'ın en ünlü caddesi Trabzon Caddesi'ne akın ederek tekbirler eşliğinde ilk önce Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önüne çok hızlı ve kalabalık bir şekilde geçtiler. Halk nöbetini sürdürürken bir grup da askeri önüne geçerek nöbet tutmaya başladı. Sizi, sizin sesinizi, sizin bayrağınızı 9 günden beri aralıksız olarak aktaran Aksu TV'ye de teşekkürlerimi sunmak isterim. Saat 1 sıralarında Kahramanmaraş ekibi olağanüstü hareketliliğe destek belediyelerden de gecikmedi. Kahramanmaraş Belediyesi iş makinalarını halkın emrine sunarak Kahramanmaraş Valiliği, askeriye ve belediyenin önünde nöbet tutacak şekilde göreve sokuldu.
Saat 1.30'da halk akın akın sokağa çıkarken şehrin önde gelen siyasi temsilcileri halk ile kol kola girerek tarihe altın harflerle yazılacak olan demokrasi nöbetini başlattılar. Saat gece yarısı 2, kalabalıklar kitleler halinde çoğalırken köyden ve kentten gelen insanlar birlik ve beraberlik içerisinde devletine sahip çıktı. Saat 2.30'da camiden okunan Sela ile birlikte hareketlenen Kahramanmaraş halkı, muhitlerin de bulunduğu camilerin önünde toplanarak tekbir eşliğinde Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ne doğru hareket ettiler. Gün doğdu. Trabzon Caddesi'nde toplanan halk, İstanbul ve Ankara'da devletin önemli kurumlarının bombalanmasından tedirgin olsalar da nöbetlerini bırakmayarak devletin olan birliğini ve beraberliğini kuvvetli bir şekilde göstermiş oldu. Gece 3'te darbecilerin engellendiği ve geri çekildiğine dair dolaşan haberlerle heyecanlanan Kahramanmaraş halkı, demokrasi nöbetini demokrasi şölenine çevirmeye hazırdı. 3.30'da Kahramanmaraş'ta halk iş makineleri ve kendi özel araçlarıyla şehir turuna başladılar ve biz buradayız mesajı verdiler. 4'te Cumhurbaşkanlığı resmi açıklamasında darbelerin 12 saatlik olmayacağı ve sokakların bırakılmaması gerektiğine dair açıklama ile birlikte Kahramanmaraş halkı sokakta sabahladı. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimi, Türk milleti adına bir demokrasi sınavı oldu. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne hedef alan bu çirkin ve kara plan halkın yüce iradesiyle önlendi. Tarihimiz yazarız ey canım.